sana gene bir sorum olsun. Cumhuriyet Halk Partisi ayrı milletvekili, Sayın Aydın, sizin için seyyar milletvekili olarak bir bizler bir haber yaptık bu konuda. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Tabii söz sahibin varlık ama burada gerçekler ve belgelerle ortaya konmuş bir tespit var. Bu çerçevede biraz önce de ifade ettiğim gibi son bir yılda ki yani sayı 14'tür. Bu bir gerçek. Diğer taraftan bir diğer iddiası da son bir ayda ön soruşturma ile birlikte 14 kişinin belediyede görev yaptığıydı ki onlar müfettiş değil, onları da katarak söylediği 14 rakamının da sıfır olduğunu ifade etmek istiyorum. Son bir ayda ön soruşturmacı, ön araştırma yapanlar da dahil ki bunlar müfettiş değildi. Buna rağmen sıfır olduğunu da belirtmek isterim ki bu da resmi veridir. Valilik verileri çerçevesinde ifade ediyorum. Diğeri de İçişleri Bakanlığı'nın resmi verisidir. Kendisinin elinde gerçek ve resmi bir başka veri varsa onu da açıklamaya davet ediyorum. Dolayısıyla dün verilen bilgi de külliyen yanlıştır. Önceki günkü de bizim kişilerle ilgili hiçbir sorunumuz yoktur ve olmayacaktır. Ancak yanlış bir bilgi verildiği zaman da şüphesiz ki kamuoyunu doğru bilgilendirmek bir sorumluluktur, siyasi bir sorumluluktur. Kamuoyuna karşı sorumluluktur. Bunu yerine getirmiş olduğumu ifade etmek isterim. Diğer taraftan, eğer bu denli bir büyük rahatsızlığı vardıysa Sayın Milletvekili neden benim hakikatleri açıklamamı bekledi de çok sayıda bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği yazılı soru önergesi var. Ama baktık tek bir tane bile Aydın Belediyesi'ne yönelik yapılan ve hukukun gereği olarak yapılan bakanlığın kendiliğinden harekete geçmesiyle bir prosedür herkesin malumudur. Suç duyurusunda bulunduğu zaman Cumhuriyet Savcılıkları aracılığıyla işleyen bir süreçtir. Tamamen bakanlığın dışında ve yasal mevzuatın gereği çerçevesinde yapılan bu iş ve eylemler de eğer rahatsızlık verici boyuttaysa ki verilen rakamlar bir kez daha söyleyeyim hepsi birden külliyen yanlış. Ancak neden tek bir soru, yazılı soru önergesi dahi bu konuda meclise vermediğini de bu anlamdaki sorumluluğunu neden yerine getirmediğini de Aydın halkına açıklaması gerekir diye düşünüyorum. Efendim, bu bağlamda ikinci bir sorum var. Şunu demişti kendisinde de. Hükümet sözcüsü Sayın Arıncı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'le ilgili parsel parsel satıyorlar diye açıklamasından sonra kendileri acaba dedi, bu konuda dedi bir müfettiş, bir soruşturma, bir araştırma yapıldı mı yapılmadı mı merak ediyorum. Bunu da bilgilendirmesini istiyorum. Şimdi, konu tabii mümkün olduğunca görünen o ki mecrasından çıkartılmak suretiyle konuyu dağıtarak başkaca soru işaretleri oluşturarak acaba bir iletişim yönetimi yapılabilir mi hadisesinden ibarettir. Kendisi de bir siyasi temsilcidir. Arzu ederse bu konuda öğrenmek ve bu konuda da kamuoyunu bilgilendirme hakkına haizdir. Ben burada katalizör olma sorumluluğuna sahip biri değilim. Dolayısıyla merak ediyorsa da kendisi bu konuda her türlü açıklamayı da araştırmayı da yapabilecek bir siyasi sorumluluk makamında olan bir kişidir. Ama bizim burada tekrar belirtmek istediğim husus Zat Parti olarak daima şeffaflıktan ve hakikatten yanıldık. Bu tavrımızı devam ettirme kararlılığındayız. Benimkisi de dediğim gibi kişilere yönelik asla değildir. Sadece hakikatin kamuoyuyla paylaşılmasına yönelik bir duruştan ibarettir. Şimdi bir konu daha vardı biliyorsunuz. Biliyoruz efendim. O konuda da sizin sorunuz.